Benim çocukluğumda hep ıslık vardı burada. Aşırı ıslık yani. Hep ıslık sesiyle doluydu dağlar, taşlar, her yer. Ondan sonra teknoloji çıktı, telefon çıktı. Islık yavaş yavaş geri vurmaya başladı. Ve günümüzde şu anda 15-20 yaş altı bunu bilmiyor. Çocukla zamanımda öğrendim. O zaman işte buna bir heveslik vardı işte. Abilerimiz, büyüklerimiz diyor ben niye edemiyorum diye. Aşırı bir eğitim gösteriyorduk. İşte evde nasıl annemize babamıza nasıl yaptığını soruyorduk. Nasıl oluyordu işte. Onu öğrenmek bir amaçtı, hedefti o zamanlar. Yani herkes bunu öğrenmek istiyordu. Çünkü gerekiyordu. Gerekliydi. Arkadaş ortamında bir oyun oynamaya bir de ısıkla çağırıyordu arkadaşları. O gerekti bizim için. Bir ihtiyaçtı. Oo, akşama bize gel diyeceğim. Tamam dedi. Tamam, bak gördünüz mü? Şimdi bak telefonla sorayım ben bunu şimdi bak. Doğru mu ne dediğimi sorayım bak şimdi. Tamam gelirim dedi. Akşama gelirim. Öyle de. Sen ne? Ne diyeyim? Bak, ha? Şimdi... Ulaştırabilir misin oraya yok. Ulaştırabilirim bu parmağı. Yapabiliyor musun öyle? Evet. Can sesini dışarı vereceğim. Tamam mı? Benim ne dediğimi sen söyleyeceksin. Ben söylemeyeyim. Az sesini dışarı vereyim az dur. Ne dedi? Ha ne dedim ben sana? Akşama bize gel dedi. Duydunuz mu arkadaşlar? Bak, tam nerede adamı eşittirdik işte. Hiç bir montaj, hiçbir şey, görüntü yok yani. Duydunuz bak, telefondan soruyorum. Sen ne dedin? Evet, tamam dedim. Evet. Helal olsun kardeşime. Hayvan da kullanmışlar. Koyun olur, keçi olur. Genelde küçük başlarda olur. Koyun, keçi. Köpeklere kullanılabilir ıslık. Ancak hayvanlara çağrılış şekli kelime değildir. Koyunlarımız, keçilerimiz bu dile alışmış yani. Mesela koyun çağırırken mesela koyunlarımız, keçilerimiz böyle peşimize geliyor bizim. Böyle alışmışlar. Keçiye böyle giderdik. Koyuna giderdik. Giderdik koyuna. Bu gelirdi. Bir hasta olsa bu telefon yoktu. İşte hastamız nasıl? Yahut bugün yanıma geleceksin, yahut yanına gideceğim. Biz fındık bahçesine imeci de yapardık, imeci derdik. İmeciye gelelim, gidelim. Bunları hep konuşurdum ben. Sis Dağı'ndan aşağı ekip geliyor. Ekibi gören vatandaş hıyo. Ekip geliyor diye haber ederdi o zamanın tarihinde mesela. Kırsız geçmiş, köye baskın gelirmiş. Misal, kalan yere nokta kurun, ora beklensin. Köyü basacaklar.
Işıklı'la fiyo, helen yere nokta bulursun, hırsız buraya deriye girmesin. Biz bunu böyle biliyoruz. Tarihi oradan beri, ata dedelerden beri böyle geldi, böyle gördük. Işıklı, Rus'un işgalinden, çok eski kuruluştan beri var burada, memlekette. Sade bizde değil, çevre köylerde de var. ...15 kişilik bir grupta yarışma düzenlendi. Bu yarışmada ben birinci oldum. Birinciliğin ardından aynı kişiler tekrar mülakata girdi. Mülakata da birinci oldum. Ve kuş dili eğitmenliği bana verildi. 2013'ün işte Ocak ayları gibi ilk kursumuzu verdik. Bir aylık bir kurs başladı. O zaman 2-3 tane öğrenci öğrendi. Onlardan bir kurs daha verdik. 40 günlük bir kurs verdik. Bunda 8 tane öğrenciye ulaştık. Öncelikle çocuklara dili kullanmayı, mesela önce çocukta ilk aradığımız şey dişlerin olmasıdır. Dişler varsa sıkıntı yavaş yavaş çözülür. Dili alt çenenin dişin arkasına dayayarak, dili ikiye bükerek fi sesi çıkartmaya çalışılır. Düşük bir tonla, hızlı değil de düşük bir tonla üflemeye çalışılır. Buradan fi sesi çıkartılır. Fi sesi çıktığı zaman zaten arkası gelir. Bundan sonra kulak devreye girer, anlama için. Yavaş yavaş kısa kısa cümleler halinde gel, git gibi kısa cümle, kelime kullanarak bunu bu şekilde eğitmeye çalıştık. Ben ıslığı babaannemler çobanlık yaparken merak sardım. Ben de öğrenmek istedim. Böyle babaannem ellerimi birleştirdi. Ben de böyle üflerken ses çıktı, sonra kursa geldim. Kursta cümleleri öğrendim. Cümle fazla bilmiyordum. Orhan amca hocamız var, kurs hocamız. Onun sayesinde cümleleri öğrendim. Mesela akşama bize gelir diyemiyordum. Dilimizi böyle alt çenemizin böyle yapmamız gerekiyormuş. Babaannem gösterdi. Orhan amca da cümleleri öğretti. Benim yaptığımı yapacaksın. Şimdi ayakkabını çıkar diyeceğiz, tamam mı? Çok güzel, çok güzel. Yarın bize imeciye gel diyeceğiz. Bakınız. Orhan abi önce işte dilimizin alt çenenin dişlerin arkasımıza koymamızı, sonra parmağı üste koymamızı anlattı. Şekli, biçimi. Biz de onları denedik. Evde de denedik. Buraya geldiğimizde de deniyorduk. Sonra çalmaya başladık. Çalmaya başladıktan sonra Orhan abi sesi çıkarabilenlere kelimeyi, cümleyi öğretmeye çalışıyordu. Onlara da söylüyorduk. Söyledikten sonra bizi karşılıklı yerleştiriyordu. Anlayanları bir yana, konuşanları bir yana ayırıyordu. Veya çalanları karşı karşıya. Öyle biz birbirimizle ıslıkla konuşmayı öğrendik. Hafize, hafize. Hemen hemen. Hadi güzel. Güzel. Al gel gel. Hadi. Hadi. Hadi hadi. Hadi. Durun arkadaşlar. 7 6 1 7. Ne 7 6 6. Güzel. Güzel.
hızlı yapıyordum ben. Böyle yani fu fu diye böyle nefesimi şey yapıyordum. Sonra başım dönüyordu böyle. Ondan sonra sınav yaptık. Sınavda ilk sınavda Ceyda ile Ali birinci olmuştu. İkinci sınavda da benden Nuray oldu. Ben bu kurs esnasında kelime ve cümleleri bir kağıda yazdım. 250 tane cümleyi kurduk. Kelime diyelim, cümle diyelim. Bir kişi neye ihtiyaç duyarsa onun üzerinden gittik. Dağda, yabanda ne kullanılabilir, arazide ne kullanılabilir, bunun üzerinden gidersek daha iyi elverişli olacağımıza inandık. Fındık çuvalını al da gel diyeyim. Jandarma geliyor. Jandarma nerede? Ormancı nerede? Bugün hava yağmurlu. Ormancı geliyor. Çocukların arasında kulağı daha iyi olan var. Yani mesela kulak aşinalığı daha iyi. Onu ayırdım. Söyleyebilen daha kaliteli olan var. Söyleyenle kulağı iyi olanları ayırdım. Ayrı ayrı bölümlere koydum. Ve bu şekilde bunlara sınava tabi tuttum. Dedim ki sınavda birinci olana bir şey vereceğim. Bir hediye vereceğim diyerek çocukları böyle cezbettim bu işe. Ve güzel bir şey oldu. Çocuklar da elinden geleni yaptılar. Sağ olsunlar, öğrendiler. Öğrenciler çok güzel öğrendi hem de. Eskilerimiz de bunu yapıyoruz. Ancak kelimeyi tam olarak söylemiyor. Kısa veya anlamsız diyebilecek olduğum böyle kelimeler söyleyebiliyor. Ama çocuklara verdiğimiz eğitimde birebir harfi net çıkartmaya çalıştı çocuklar. Yani öğrendiğini direkt uygulamaya çalıştı. Çuval aldım. Çocukları bu işe yaptırabilmek için unutulmasın diye saatlik 9 lira alıyordum ben günlük. Günde bir saat verebiliyorsun çocuğa, fazla sıkamıyorsun. Günlük 9 lira para alıyordum, 20 lira para harcıyordum. Yani köyümüzden bu kaybolmasın, gençten gence nesillerimize aktarılsın diye elimden geleni yapmaya çalıştım. Birinci olana çikolata vereceğim diyerek çocukları bu şekil gezletmeye çalıştım ıslığa. Bak Türkçe kullanmıyorsun, sadece ıslıkla ne dediğini bilmesi için. Söyle bakalım. Yarın çay toplayalım. Evet, çok süper, çok süper. Sen söyle. Yarın bizi imece. Yarın bize imece yok. Çok süper. Aferin. Sen söyle. Sen söyle. Herhangi bir şey bildiğin öğrettiklerimizden. Aferin, çok süper. Sen söyle, başka çok vardı öğrettiğin. Motoru al da gel. Ateş ordunu at dedi değil mi? Ateş ordunu at. Sen söyle başka. Çok vardı bak, iyi düşünün. Öğrettiğimiz çok vardı. Hop çıktı. Ya. Çıkmadı.